Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyadan haberler gündemdeki konularla stüdyo Washington başlıyor. İlk durağımız başkent Washington olacak. Savunma Bakanlığı bütçesinin bir kısmının Meksika sınırını örülecek duvar için kullanılacak olmasının başkentteki yankılarını konuşacağız. 2020 başkanlık yarışından son notları aktaracağız. Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşın kurbanlarına yönelik uluslararası çabalara değineceğiz. Arakanlı Müslüman kadınların hayata tutunuş hikayelerini paylaşacağız. ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırına örülecek duvar için Kongre'den 8,6 milyar dolar talep ediyor. Bu paranın 3,6 milyar doları Pentagon bütçesinden karşılanacak. Bu rakamın Meksika duvarı için kullanılacak olması bazı önemli savunma bakanlığı projelerinin yavaşlatılması ya da iptal edilmesi anlamına geliyor. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan bu hafta Kongre'ye sunduğu listede hangi projelerden bu paranın karşılanabileceğini anlattı. Trump'ın savunma bakanlığı bütçesini kullanması hangi projeleri etkileyecek? Serdar Cebey'e soracağız. Serdar hem söz konusu projeler hem de Trump'ın kararına tepkiler için sözü sana bırakalım. Toplam 21 sayfalık bir liste verdi ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan Kongreye ve bu 21 sayfanın içinde önemli kalemler bulunuyor. Toplam 12.5 milyar dolarlık bir e, projeyi ilgilendiriyor çünkü bu bütçeden kesilecek 3.6 milyar dolar. E, biliyorsun sen de biraz önce aktarmıştın e, 8.6 milyar dolar istemiştin Meksika sınırına yapılacak. Duvar için ABD Başkanı Donald Trump Kongre'den bunun 5 milyar doları İç Güvenlik Bakanlığı'ndan karşılanacak. Duvarın parası 3.6 milyar doları da Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Savunma Bakanlığı bütçesinde özellikle inşaat giderleri konusunda bir bu projelerden karşılamayı düşünüyordu ABD Başkanı Donald Trump ama ee, sadece bundan olmadığı anlaş, anlaşıldı. Kongreye bu listeyi sunan ABD Savunma Bakan Vekili Şanah'ın 21 sayfalık listede önemli e, projelerin etkileneceğini e, belirtti. Tabii ki e, ama Meksika sınırına yapılacak duvarında e, Amerikan halkı için hayati önem taşıdığını belirtti ABD Savunma Bakan Vekili bu bütçede özellikle fonun bir kısmı ordunun yiyecek ve ilaç ihtiyaçlarından sağlanacak. Bu bütçenin toplam geliri aslında 100 milyon dolar yani 3.6 milyar doların bu bütçeden sağlanması söz konusu değil. Bir de eleştirilen konulardan şu var: sağlanacak bütçenin özellikle hangi projelere etkileyeceği. Netleştirilmemiş durumda kongreden gelen tepkilerde de bunu görüyoruz görüyoruz. Shana'nın Kongreye sunduğu listede duvar fonunun biraz önce belirttiğim gibi 12.5 milyar dolarlık bir savunma Bakanlığı projesini etkileyebileceği belirtiliyor. Eğer bunlardan karşılanırsa ordunun ulusal ve uluslararası askeri üslerinin yiyecek, ilaç ve yol yapım fonları da etkilenmiş olacak. Bu ihtiyaçlar gerektiği gibi karşılanmayacak. şanahan'ın bu 21 sayfalık listesine tabii ki tepki de geldi. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndan Demokrat Tim Kaine yaptığı açıklamada duvar inşaatının ordu güvenliğinin önüne konduğunu belirtti. Etkilenecek projeler neler? Onlara bir bakacak olursak mesela Virginia'daki askeri eğitim merkezlerinin fonu kullanılacak. Kamp Lejion'daki su kirlenmesini önleyen bir tesis bu bütçeden pay alamayacak. Gürcistan'daki bir siber güvenlik tesisine sağlanan bu paradan da vazgeçilmiş olacak. Bunlar önemli bütçeler. 600 milyon dolarlık bir başka bütçe daha var. Bu da Rusya'nın Avrupa'daki etkinliğini azaltmak için kullanılan bir bütçe. Bunun da kesilmesi öngörülüyor. Bir de NATO'nun Doğu Cephesi olarak bilinen... Özellikle Bulgaristan, Romanya ve o bölge ülkelerini kapsayacak önemli NATO projelerinin de sekteye uğrayacağı bu projelerden vazgeçilebileceği de gelen eleştiriler açısından çok önemli ki uzmanlar yaptıkları yorumlarda özellikle bu projelerden vazgeçilmesinin Rusya'nın bölgedeki etkinliğini arttıracağı ve NATO'nun güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtiyorlar. Beyaz Saray'dan da açıklama var. Trump'ın yönetim ve bütçe ofisi direktörü Russell Wu'nun yaptığı açıklamaya göre askeri projelerden toplanan paranın duvarın bitirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Ve başka bir açıklamada yapılmıyor. Özellikle Savunma Bakanlığı bütçesinin ve önemli projelerin etkilenecek olması konusunda herhangi bir açıklamada yapılmıyor Özlem Tınaz. Serdar Cebe başkent gündeminden notlar paylaştı. Teşekkürler Serdar. Müzik Başkanlık seçimi 2020'de ama Donald Trump kendisine çoktan bir kampanya malzemesi bulmuş durumda. Trump antisosyalist duruşunun demokratları köşeye sıkıştıracağını ve kendisine 2020 seçimlerinde zafer yolunu açacağı konusunda iddialı. Kapitalizmin başarısızlıkları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış bugünkü Amerika'da antisosyalist duruş yeniden seçilmek için etkili bir strateji olabilir mi? Yanıt haberimizde. Soğuk savaş dönemindeki karikatürlerden bu yana 60 yıl geçti ama sosyalizm bugün hala Amerikan siyaseti için korkutucu olabilir. En azından Trump için öyle. Sosyalizm sadece tek bir şeyle ilgilidir. Bu da yönetici sınıfın gücüdür. Seçimlere 20 ay kala sosyalizm Trump için yeni savaş alanı. Bu ayın başlarında düzenlenen yıllık muhafazakar siyasi hareket konferansında Başkan Trump, demokratları, bireysel hakları tamamen hükümetin kontrolündeki bir yönetim biçimiyle değiştirmek istemekle suçladı. Trump'ın ana hedefi kendisini demokratik sosyalist ilan eden ve çok sayıdaki demokrat aday arasında öne çıkan Senatör Bernie Sanders'dı. Ekonomi ve hükümetin sadece yüzde birlik bir kesim için değil, Hepimiz için çalıştığı bir sistem istiyoruz. Sanders'ın önde gelen vaatleri, genel sağlık sigortası, ücretsiz yüksek eğitim ve asgari ücretin iki katına çıkarılması. Sanders ayrıca, yeni yeşil anlaşma olarak bilinen ve demokratlar tarafından önerilen, bağlayıcılığı bulunmayan çevreci tasarıyı da destekliyor. Bu tasarı, ekonomiyi canlandırmayı ve karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor. Bunlar Başkan Roosevelt'ın yeni anlaşma olarak bilinen ve 1930'lu yıllardaki büyük durgunluk sırasında refahın yeniden sağlanması için hükümetin getirdiği büyük teşvik paketlerini anımsatıyor. Eğer demokratlar aşırı sol kanattan ve sosyalizmden söz eden bir politikacıyı aday gösterirlerse, bu cumhuriyetçi adaylar ve Başkan Trump'ın yeniden seçilmesi adına iyi bir kazanım olur. Anketler Amerikalıların sosyalizm konusundaki görüşlerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Bu değişim özellikle 2008 yılındaki ekonomik durgunluğu yaşayan ve daha kısıtlı imkanlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan milenyum gençliğinde görülüyor. Sahip olduklarından fazlasını harcama konusunda çok temkinliler. Kredi kartı kullanma konusunda da çok temkinli oldukları kesin. Ancak bu Trump'ın göze alacağı bir kumar olarak görülüyor. Uzmanlar demokratları sosyalist olarak göstermenin Trump'ın tabanını güçlendireceğini ve cumhuriyetçi kanadın Latin kökenli kesimden gördüğü desteği arttıracağını söylüyor. Özellikle Florida gibi Venezuelalı ve Kübalı göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde cumhuriyetçi oylar artar. Çünkü onlar sosyalizmin ne olduğunu iyi biliyor ve ondan nefret ediyorlar. Bu tam olarak Trump'ın geçen ay Miami'de yaptığı konuşmada vurguladığı noktaydı. Sosyalizm her zaman daha iyi bir gelecek vaat eder ama sonuç her zaman geçmişin en karanlık hali olur. Trump bu uyarıyı 2020 seçim kampanyasında da sık sık dile getireceği benziyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Birleşmiş Milletler 8 yıldır devam eden savaştan etkilenen Suriye halkı için 7 milyar dolarlık yardım garantilediğini açıkladı. Bu ek yardım açıklaması geçen hafta Brüksel'de yapıldı. Birleşmiş Milletler yetkilileri bu yardım rakamının Suriye genelinde milyonlarca sivilin hayatının kurtarılmasına yardımcı olacağını söylüyor. Bu arada Suriye'ye yardımların serbestçe ulaşabilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla siyasi çözüm sağlanması çağrıları da sürüyor. IŞİD'in Suriye'nin güneyinde elinde tuttuğu küçük bir bölgede çatışmalar devam ediyor. Televizyonlar çatışmalar sürerken kucaklarında çocukları ve bir avuç eşyalarını taşıyan insanların görüntülerini yayınlıyor. Amerika'nın desteklediği Suriye demokratik güçleri çok sayıda militan ve ailesinin teslim olduğunu ancak IŞİD'in Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgede direnişini sürdürdüğünü belirtiyor. Bu dağın arkasında SDG tarafından kontrol edilen güvenli bölge var. Diğer taraftaysa çatışmalar sürüyor. Güçlerimiz sivilleri gördüklerinde ateşi kesiyorlar. Çünkü sivillerin hayatı tehlikeye girebilir. Yüksel'de 50'den fazla ülkenin dışişleri bakanları Suriye'de savaştan etkilenen siviller için yaklaşık 7 milyar dolarlık ek yardım sözü verdi. Suriye içinde 12 milyon, Suriye dışına kaçan 6 milyon kişi bir türlü bitmeyen savaştan etkilenmiş durumda. Sonuçtan son derece memnunuz. Birleşmiş Milletler adına cömertliğiniz için teşekkür ederiz. Desteğiniz sayesinde Suriye'deki milyonlarca kişinin hayatı kurtulacak. Avrupa Birliği dünyanın en büyük yardım yapan kurumu sıfatıyla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yardım sözü verdi. Buna Türkiye ile yapılan anlaşma dahilinde Türkiye'deki Suriyeliler için verilecek destek de dahil. Amerika'da Suriye'de savaştan etkilenenler için 397 milyon dolarlık ek yardım sözü verdi. Amerika'nın krizin başından bu yana yaptığı yardım 9,5 milyar doları geçti çabalarını artıran yardımsever ülkelere minnettarız ve diğer ülkeleri de yardım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Federica Mogherini, Suriye'de savaşın bitirilmesi için siyasi çözüm konusunda da bir açıklama yaptı. Barışı sağlamak için Cenevre'deki BM'nin öncülük ettiği Suriye ile ilgili bir sürece ihtiyaç olacak. Bunu destekliyoruz. Şimdiye kadar Cenevre'de ya da başka bir yerdeki görüşmeler barış anlaşması imzalanmasını sağlayamadı. Suriye'de savaşın başından bu yana yaklaşık yarım milyon kişi hayatını kaybetti. Serhan Akif Yıldız Amerika'nın sesi Washington. Bangladeş'teki Cox Bazar mülteci kampında 1 milyon kadar Arakanlı Müslüman mülteci yaşıyor. Birleşmiş Milletler'e göre bunların büyük bölümünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor çoğunun başından travmatik olaylar geçmiş. Bazıları çocuklarını, bazıları eşlerini ve diğer aile üyelerini kaybetmiş. Kimileri ise cinsel istismara hatta tecavüze maruz kalmış. Bu olayların ardından hayata tutunmak zor olsa da kadınların bir kısmı çareyi meditasyon dersleri almakta buluyor. Amerika'nın sesi bu derslerden birine katıldı. Psikiyatristler meditasyonun stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu arakanlı kadınlar da bu yüzden buraya geliyor. Hepsi de başlarından geçen birçok travmaya rağmen hayatlarına geri dönmeye çalışıyor. Myanmar'dan buraya gelirken birçok zorluk yaşadım. Vücudumun her yeri ağrıyordu. Ancak buradaki zihinsel egzersizler sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum. Fiziksel egzersiz ve yoga türü meditasyonun yanı sıra kadınlar travmalarını atlatmak ve deneyimlerinin üzerinden geçmek için sanat terapisi dahil başka faaliyetler de yapıyor. Bu benim evim. Bu benim. Bu benim çocuğum. Myanmar ordu birlikleri bize böyle saldırdı. Bu meditasyon ve egzersizler depresyonun üstesinden gelmeleri için yapılıyor. Burada nefes egzersizleri ve partnerli egzersizler yapıyorlar. Nefes egzersizi son derece etkili oluyor. Arakanlı bir kız Amerika'nın sesine tüm ailesinin öldüğünü söyledi. Ailesinden geriye kalan tek kişi o ve bu meditasyon grubu onun için aileye en yakın şey. Dünyada tek bir akrabam yok. Bundan çok rahatsızım. Ayrıca birçok hastalık geçirdim. Benimle yakınlık kurulmasından mutlu oluyorum. Arakanlı mültecilerle yaptığı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler Cesur Kadınlar Ödülü alan insan hakları aktivisti Raziye Sultana psikolojik desteğin önemini biliyor. Bu kadınların psikolojik desteğe ihtiyacı var. Durumun kurbanı haline geldiler. Herkesin onlara sempati duyması gerekir. Onlara çok şey veriliyor ama psikolojik desteğe daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Psikolojik destek kendilerine güven duymalarını sağlıyor. Projeyi Novzuvan yani Genç Kahraman adında kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu düzenliyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Amerikan basından özetler var. Bugün gazetelerin manşetlerini taşıdığı haberleri Pınar Sayar Kızılçalı özetliyor. Özlem Amerikan basın özetlerine Wall Street Journal'la başlıyoruz. Wall Street Journal, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun Beyaz Saray'da Başkan Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Başkan Trump'ın Brezilya'ya NATO üyesi olmayan müttefik ülke statüsü kazandırmak istediğini, bunun Amerika'nın Brezilya ile olan askeri bağlarını sıkılaştırabileceğini bildiriyor. Habere göre iki ülke arasında giderek yakınlaştığı gözlenen ilişkiler, Amerika'nın Brezilya'yı özel ve öncelikli muameleye tabi tutmasıyla sonuçlanabilir. Amerika'nın NATO üyesi olmayan müttefik olarak belirlediği ülkelere Amerikan askeri ekipmanlarını satın almada, Amerika'nın askeri tatbikat olanaklarından yararlanmada ve Amerika'nın elindeki fazla savunma ekipmanlarına erişimde öncelik tanıyor. Brezilya Arjantin'den sonra bu statüyü elde edecek ikinci Latin Amerika ülkesi olmaya aday gibi görünüyor. Wall Street Journal bugün ayrıca eski başkan Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden'ın yakın çevresindeki bazı destekçilerine 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olmayı düşündüğünü söylediğini yazıyor. Habere göre Biden bu kişilere başkanlık yarışına girmeyi düşündüğünü, bu nedenle kısa süre içinde birkaç milyon dolar toplamak için yüklü miktarda bağış yapabilecek destekçileri etrafında toplamak istediğini bildirdi. Biden ayrıca kısa süre içinde online bağışlar sayesinde milyonlarca dolar toplayan Beto O'Rourke ve Bernie Sanders gibi demokrat rakiplerinin bu başarısını tekrar edememekten korktuğunu söyledi. New York Times'ta Amerika'nın İran'ı dışlamak amacıyla İran tarafından desteklenen Irak'lı milisleri ve siyasetçileri cezalandırma önerisinin sadece Washington ve Bağdat'ta değil, Trump yönetimi içinde de gerginlikleri derinleştirdiğini yazıyor. Gazete Amerikalı ordu ve istihbarat yetkililerinin Irak üzerindeki baskıyı artırmanın İran destekli siyasetçiler dahil Irak parlamentosunda büyük tepki çekeceğini, bunun da Irak'ta bulunan 5200 Amerikan askerinin faaliyetlerini kısıtlayacağı anlamına geleceğini kaydediyor. Habere göre Orta Doğu turuna çıkan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ı kontrol altında tutabilmek için Irak'ın komşusuyla yüzleşmesini isteyenlerin başında geliyor. Pompeo'nun planlarından biri İran'ın İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni yabancı terör örgütü statüsüne almak. Bu gazeteye göre Amerika'nın ilk kez bir başka ülkenin hükümetine bağlı ordu birimini terörist ilan etmesi anlamına geliyor. Ancak Amerikalı yetkililer böyle bir hamlenin başka yabancı hükümetlerinde benzer adımlar atarak Amerikan askerleri ve istihbarat yetkililerini tehdit etmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor. Savunma Bakanlığı ve CIA'deki yetkililer Amerikan askerlerini kısıtlayacağı gerekçesiyle Pompeo'nun planına karşı çıkıyor. Pompeo ayrıca Irak'lı Şii milislerin bazılarını da yabancı terörist olarak kabul etmeyi öneriyor. Bu İran'ın eğittiği milislerin ve Irak'lı destekçilerinin yeni ekonomik yaptırımlara ve seyahat kısıtlamalarına tabi tutulmasının yolunu açabilir. Bazıları devrim muhafızları tarafından eğitilen Irak'lı milisler Bağdat'ın onay ve mali desteğiyle faaliyet gösteriyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar Sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Orak hücre anemisi başta Afrikalılar olmak üzere dünyada milyonlarca kişiyi etkiliyor. Yaklaşık 100 bin Afrika kökenli Amerikalı da bu hastalıkla mücadele ediyor ve artık yıllardır orak hücre anemisine karşı etkili bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalışan araştırmacılardan hastalara umut vaat eden haberler geliyor. Ayrıntılar sıradaki haberimizde. 29 yaşındaki Alabamalı Lindrick Holmes, orak hücre anemisi yüzünden hayatını istediği gibi yaşayamamış. Futbol oynamak istedim, basketbol oynamak istedim, karate ve tekvando yapmak istedim ama yapamadım. Hayatımın büyük bölümünü kendi yapamadığım şeyleri yaşıtlarımın yapmasını izleyerek geçirdim. Ama artık durum farklı. Holmes Ulusal Sağlık Enstitülerinin yürüttüğü yeni bir orak hücre tedavisinin klinik deneyine katılan 9 hastadan biri. Sağlıklı al yuvarlar damarlarda kolayca dolaşan yuvarlak ve yassı diskler şeklindedir. Orak hücre hastalığında al yuvarlardan oluşan protein kristalleri hücreleri orak şekline dönüştürüyor. Damarları tıkayan bu hücreler şiddetli ağrıya ve organ hasarına yol açıyor. Hastalık bozuk bir genden kaynaklanıyor. Doktor John Tisdale bu geni düzeltmek yerine hastaya sağlıklı al yuvarlar üretebilen normal bir gen kopyası verdiklerini söylüyor. Sadece gen ilave ediyoruz. Bozuk gene dokunmuyoruz. Buna gen ekleme terapisi deniyor. İki ila 3 ay içinde deneklerin hepsinde hastalığın gerilediği görülmüş. Hastalar ilk kez kendilerini sağlıklı hissetmeye başlamış. Artık aynı lindrik değilim. Evet ben de bir zamanlar hastaydım ama artık orak hücrem yok diyebiliyorum. Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins bunun olağanüstü bir gelişme olduğunu söylüyor. Orak hücre hastalığı olan bu hastaların kan sayımlarına ve kan simirlerine baktığımızda artık hastalık yokmuş gibi görünüyor. Henüz tedavinin başındayız. Bu hastaları sadece bir yıl izledik ama şimdiden bunun etkili bir tedavi olduğunu söyleyebiliriz. Collins, teknoloji ve maliyet içeren bu tedavinin yoksul ülkelerdeki hastalara yardım etmesinin zor olduğunu söylüyor. Öte yandan tedaviyi daha da geliştirmeye çalışan araştırmalar sayesinde gen ekleme yöntemi tüm dünya için umut vaat ediyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Sırada Aydoğadan duman atlayıcılarının sıra dışı hikayesi var. Görevleri yangının ortasına paraşütle atlayarak sadece bir balta ve el testeresi yardımıyla alevleri söndürmek. Amerika'nın sesi vahşi doğada nasıl hayatta kalmaları gerektiğini ve yangınları nasıl söndürebileceklerini bilen duman atlayıcılarını bu oldukça tehlikeli görevleri sırasında görüntüledi. Chris Young, Idaho eyaletinin Grangeville kentine 15 yıl önce yerleşti. Geçmişi 15 yıl öncesine dayanan duman atlayıcılarının sayısı o zamanlar oldukça azdı. Yangın kendisi gibi duman atlayıcısı olan yalnızca bir ortağı vardı. Onlara kanatlı itfaiyeciler de denilebilir. Bugünse merkezde çalışan ve hepsi deneyimli itfaiyeciler olan 30 kişi paraşütle atlamayı öğrenmek zorunda. Biz yangın bölgesine hızlı ulaşabiliriz çünkü uçuyoruz. Yangına erişmek için düz bir çizgi izleyerek uçabiliriz. Uzak bölgelere ulaşmak için böyle yapıyoruz. Duman atlayıcısı olmak için en az 5 hafta eğitim gerekiyor. Daha sonra amatörleri tatbikata çıkarabiliriz. Alarm zilleri duman atlayıcılarına giyinmek için sadece 3 dakika veriyor. Tüm ekipmanı doğru şekilde giymek oldukça karışık. Bu nedenle çiftler halinde çalışıyorlar. Bu tulumları burada yapıyoruz. Bunları mağazadan satın alamazsınız. Kevlar adlı malzemeden yapılıyor. Delinmeye karşı dayanıklılar. Bir ağaca çarparsanız ağacın dalı tulumunuzu delebilir. Bunun dışı sert bir kabuktan oluşuyor. Ayakkabıları da son derece dayanıklı. Özel bir malzeme çantasında su, eldiven, kask, yangına dayanıklı çadır ve diğer kişisel eşyalar bulunuyor. Fazladan bir paraşütte her zaman ellerinin altında oluyor. Rahatsız, dar ve terletiyor ama çok seviyorum. Beni heyecanlandırıyor çünkü arkasından gelenin işin çok eğlenceli kısmı olduğunu biliyorum. Eğlenceli kısmı uçağa binmek, yangına havadan bakmak, hazırlanmak, atlamak ve alevlerin icabına bakmak. Rayleigh bir yıldan az zamandır duman atlayıcısı. Şu ana kadar beş yangına gitmiş. Daha havalanmadan kalbiniz hızla çarpmaya başlıyor. Sonra havalanıyorsunuz ve işler gerçek oluyor. Yerde inmeniz gereken noktayı görüyorsunuz ve briefing alıyorsunuz. Eğitiminiz devreye giriyor ve olması gerektiği gibi bir giriş yapıyorsunuz. Duman atlayıcıları yangının merkezinden güvenli mesafede yere iniyor. Bir kez indiklerinde alet kitinin de düşmesini bekliyorlar kitin içinde Pulaski adı verilen özel bir balta ve el testeresi var. Özel araçlarla alınabilecekleri bir noktaya gidiyorlar. Burası bazen kilometrelerce uzak oluyor. Duman atlayıcıları için yoğun sezon mayıs ve eylül ayları arası. Çoğu sonbaharın sonunu, kışı ve baharın ilk haftalarını sıradan itfaiye departmanlarında çalışarak geçiriyor. Ta ki bir sıcak dalgası gelip onlara yeniden ihtiyaç duyuluncaya kadar. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington. Fiziksel engelliler için müzik enstrümanı üreten bir firma bu kez orkestra şefi batonu üretti. Böylece görme engelliler batonun hareketlerini takip edebilecek. Bu batonla hedeflenen orkestralara katılan görme engellilerin sayısını artırmak. Orkestra şefi Baton'un hareketleriyle müziğe yön veriyor. Karşısındaki müzisyenler topluluğu bir sonraki adımı atmak için şefin hareketlerini izliyor, yavaşlıyor, tonlarını yükseltiyor ya da hızlanıyorlar. Peki keman sanatçısı Abby Baker gibi görme engelli müzisyenler şefi nasıl takip ediyor? Eskiden etrafımızdaki seslere bağımlıydık. Yani ben keman bölümünde çalıyordum ve diğer müzisyenler durduğunda ne zaman dahil olmam gerektiğine kabaca karar veriyordum. Bu da tabii ki benim için ideal olmuyordu. Çünkü hızla çalarken durakları kaçırabilirsiniz. Dokunsal baton görme engelli müzisyenlerin işaretleri algılamasına yardım ediyor. Batonu geliştiren Vahan Matosyan, sensörlerin şefin en küçük hareketlerini bile algılayabildiğini söylüyor. Yaptığı şey elin hareketlerini algılamak. Açıyı, yükselme, alçalma ve dönmeyi algılıyor. Bu hareketlerin sert mi yoksa yumuşak mı olduğunu da algılıyor. Bu bilgi radyo sinyalleriyle müzisyenlerin el ya da ayak bileklerindeki cihazlara iletiliyor. Cihaz farklı biçimlerdeki titreşimlerle şefin istediği tempoyu ve dinamiği belirliyor. Piyanist Kevin Satayzabel'e göre bu görme engelli müzisyenler için ezber bozan bir şey. Bu teknoloji şefin hareketlerinin içine girmenizi sağlıyor. Bu da gerçekten çok heyecan verici. Bu orkestraların görme engellileri kabul etmek için bir bahanesi kalmayacağı anlamına geliyor. Artık bu teknolojiye sahibiz ve görme engelliler de orkestranın bir parçası olabilir. Dokunsal baton müzisyenler ve Ewan Campbell gibi şefler tarafından hala test ediliyor. When using it and... Bunu kullanırken verdiği sinyalleri anlayabiliyor ve kendinizi ayarlıyorsunuz. Ne hareket yapacağınızı ya da nasıl işaret vereceğinizi biliyorsunuz. Ben de bu şekilde oldukça kısa sürede görsel olmayan dokunsal bir orkestra yönetme biçimi oluşturabildim. Matos yan tasarım şirketi Human Instruments'ın dokunsal batonu gelecek yıl piyasaya çıkarmasını umuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Stüdyo Washington bu haberle sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.